Selam bebeğim, ben Niko. Yeni gelen unit gerçekten beni şaşırttı. Şu abimizden bahsediyorum. Kendisi legendary olmasına rağmen bayağı iddialı. Diyor ki ben her türlü Time Factory'yi geçerim. Oradaki boss'un ağzını burnunu kırarım diyor. Bilmiyorum yapabilir mi yapamaz mı, bunu hep birlikte göreceğiz bakalım. Artık şu ultimate'le oyna yeter artık dediğinizi duyar gibiyim, merak etmeyin. Yarın sabahki videomuz ultimate'i deneme videosu olacak. Bundan emin olabilirsiniz çünkü bu klasik kameraman benim çok böyle dikkatimi çekti. Gerçekten Time Factory'yi tek başına geçebilir mi geçemez mi, onu deneyeceğiz. Bu arada şu crate'leri görmüşken şunu da söyleyeyim. Benim morali 0 0 0 0. Niye, ne oldu ya? Elmasım 0, 60k elmasım vardı. Bunun sebebi canikolar. Yine crate biriktiriyorum ve kendi rekorumuzu kıracağız. 1500 crate açacağız. Hem de bunu şöyle yapmayı planlıyorum. 750 tanesini Bera'ya vereceğim, 750 tanesini de ben alacağım. Bakalım kimiz bir vs atacağız, hangimizinkisinden daha iyi çıkacak diye böyle bir challenge yapacağız. Sizce de yapalım mı bunu? Bunu yorumlara yazmayı unutmayın. Şu legendary'i aldık. Bunu sadece destek amaçlı alıyorum. Çok fazla kullanmayacağım. DJ TV Man'le denemek istiyorum. Bir önceki videoda deneyecektim ama unutmuşum onu. O yüzden bunu DJ TV Man'le bir deneyelim bence. Şu ultimate aldık diye bütün unitlerim gitti biliyorsunuz. Envanterim şu anda çer çöp dolu. Gördüğünüz gibi çok fazla iyi unitlerim yok aslında. Ama en kısa zamanda bunları yeniden toparlayacağım. Eğer çok isterseniz diğer ultimate'i de alabilirim bu arada. Bunu da yorumlara yazabilirsiniz. Yani upgrade Titan Drill Man, kendisinden pek haz etmesem de siz istiyorsunuz diye alabilirim onu da. Ama bir süre beklememiz gerekiyor çünkü şu an için crate kasıyoruz. Yani 1500 crate'i tamamlamamız gerekiyor. O da nereden baksan gene bir 150k falan yapacak. Bunları aldık. Başka ne alabiliriz? Bu arada bir şey söyleyeyim. 60. unit nasıl bir unit olacak? Bununla ilgili sizden bir tahmin bekliyorum yorumlara. Benim tahminim Clock Farm geleceğiyle ilgili bir tahminim var. Başka nasıl bir unit gelebilir? Gelirse bir tane Mythic gelecek. Kesin, o kesin yani. Belki Godly gelme ihtimali var mı zannetmiyorum. Gelirse bir tane Mythic gelecek TR60'da. Ve ben bunun kesinlikle farm olacağını düşünüyorum. Artık Santa'nın da bir tık modası geçti gibi. Yeni bir farm gelmeli bence de. Ama şu an için Santa Kral, Santa King. Hemen bir Santa'yı alalım. Tamam, bence bu kadar yeterli çünkü klasik kameraman abimiz bir meydan okuma yaptı Time Factory'nin boss'una. Bakalım bu meydan okuması başarılı olacak mı? Şimdi ilk başta sadece onu kullanacağım. Başka bir şey kullanmayacağım. Daha sonrasında eğer baktık yapamıyoruz, bunu başlangıç üniti olarak kullanacağım. Ve daha sonrasında sileceğim. Yani VS'yi sadece klasik kameraman atacak. Şuralara, buralara, her yere ondan koymam gerekiyor. Ama biliyorsunuz ki 2 saniyelik bir cooldown'u var. Yani başlangıç için gerçekten çok kötü bir unit. Ama bakacağız. En azından bir 500 olsaydı çok iyiydi ama maalesef ki 600 ve gördüğünüz gibi range'i de çok ufak kanka. İnanılmaz range ufak. Şöyle bir bırakacağım. İlk denememi böyle yapıyorum. Gördüğünüz gibi iki tarafa da hiçbir ayrı yok ve bir sonraki 1600 istiyor. Yani bunu başarmamız bir tık zor gibi. İlk denememiz böyle. Bir bakalım. Evet, ilk denememiz gördüğünüz gibi çok başarısız olduğu çok belli. Tamam, bir tane de şu köşeye koyalım kanka. 2 saniye çok fazla ya. Tamam, başka ne yapabiliriz? Bir tane de şu köşeye koyalım. Ama o kadar hayatta kalamayacağız bence. Hadi kanka geç geç, tamam. Bu bizi patlatır mı? 20. Aa, patladı. Tamam, ilk denememizde patladık. Evet, diğer denememize hazır mısınız? Bunu nereye koyalım biliyor musunuz? Bir 700 olsun, şöyle tam bir köşe noktaya koyarsam böyle çok güzel olur diye düşünüyorum. Bakalım. İlkini buraya koyduk. Birini tık aldı. 2 saniye bekliyor, sonra birini alıyor. Canım sıkılırsa bir tane daha alırım diyor. Böyle kafasına göre takılıyor. Bu sefer köşe noktalardan gideceğim. Bu sefer direkt upgrade beklesek mi diyeceğim ama yine de keşke en sona koysaydım ya. Keşke en sona koysaydım, başarma ihtimalimiz vardı aslında. Şu an buraya koyduğumu varsayarsak yok. Başarma ihtimalimiz yok. Bu net yani. Neden diye soracak olursanız, mesela Corrupted'la kurtarabiliyorum çünkü onun cooldown'u 1 saniye. 1 saniye olması yeterli ama gördüğünüz gibi başlangıç unit'i değil yani. Oto'da yine gideceğiz ama bu abimize ihtiyacımız olacak. Bu abimizi kullanacağız ama bunu uzağa koyacağım. Merak etmeyin.
çok uzağa alakasız bir yere koyacağım. Şimdi 4. wave'deyiz ve 5. wave'de çıkaralım artık isterseniz. Şöyle uzak bir noktaya koyarsak eğer, şöyle şu nokta bence gayet iyi. Yoksa şu aşağı mı alsam acaba diye düşünüyorum. Şöyle şu noktaya da alabiliriz. Tamam, şöyle bu arkada takılsın. Bunu biz sadece başlangıç olarak kullandığımız için santalarımızı maxlayalım. Birazdan o unity yerinde yerler esecek çünkü sileceğim onu. Şimdi yavaştan başlayalım isterseniz. Bayılmaması için kankalar ben bunları şöyle bir böyle tam orta noktaya alıyorum ki bayılmasını istemiyorum. Bayağı çıkarttık herhalde. Kaç tane oldu bilmiyorum. Asker gibi dizdim. Bunları niye böyle dizdim? Çünkü max atladığım zaman bu kadar çok sıkıştıramayacağım. Hadi birkaç tane daha atalım şöyle. Şuralara kadar gel kanka. Ne yapacağım ben şu anda, patlıyorum. Şuraya koysam. Ondan sonra şunu upgrade etsem patlar mıyım? Patlar mıyım? Ama bayılmanız çok sinir bozucu. Yine mi başaramadım? Yine mi başaramadım kanka? Ya bayılmayın ama kanka, niye bayılıyorsun? Şu anda sadece hayatta kalmaya çalışıyorum. Şu anda hayatta kal... Ya hadi! Aa, yeterince unit var diyor. Silme ama sen girersen patlarız. Ay, niye olmadı? Birazcık geç davrandım. Tekrar çok sinir bozucu. Şimdi ufak bir değişiklik yapacağım. Bir destekçi unit mutlaka kullanmamız gerekiyor. O da repair drone. 20. wave'e tekrar geldim. Şu noktaya çıkarmak istiyorum. Şöyle yakın, fazla yakın olmayacak. Şöyle şu bir. 5 de hemen yanına. Tamam, 10 tane çıkarttık. Şimdi bunları bir upgrade etmeye bir başlayalım bakalım. Mesela şu ortadakinden bir başlayalım. Yavaş yavaş etkisini yitirsin. Bir tanesini fullleyeyim, direkt sileceğim Canikola. Ama bir tanesini fulllemem gerekiyor. Silebilmemiz için. Tamam, şu anda fullledim. Direkt sileceğim abi. Kanka temizle temizle temizle. Tamam, sildik. Upgrade upgrade. İkincisini fullledim. Şu birazcık sıkıntı ama düzelecek. Merak etmeyin, onu da halledeceğiz. Aslında bir tık daha aşağı alsaydım çok iyi olurdu ama neyse. İkincisini de fullledik. Bayılmamalarını sağlayalım. Tamam. Bir bayılmasınlar kanka. Kanka sen de artık gel ya, gel. Vallahi amma uğraştırdın ya. Merak etmeyin, bunu da sileceğim. Aslında birazcık tek unit gibi durmuyor. Ona bakarsanız destek unitleri para kasıyoruz, işte ne bileyim repair drone kullanıyoruz bayılmaması için. Ama saldırgan unit olarak tek unitle bakalım bunu otoda geçebilecek miyiz? Şöyle upgrade'lere devam edelim. Aslında bir tık daha altı alsaydık, şuralara kadar vursaydı çok güzel olurdu. Ama gerek yok. Biz başlangıç noktasında bitirmemiz gerekiyor. 30. wave'e geldik. Bence kolaylıkla alır gibi gibime geliyor ama belli de olmaz. Bakalım. Bu arada kolay da fullendiğini söyleyemem. Bir tane daha fullleyelim şuradan. Şimdi ben denemeyi unutmadan şunu bir denemek istiyorum. Şu DJ TV Man acaba bunları etki ediyor mu diye. Şimdi etki edip etmediğini görelim. Evet, bayağı bildiğiniz çok güzel etki ediyor. Maxladık. Maxlayınca ne kadar vuruyor? 37.500'ü 0.75 saniyede. İnanılmaz. Seni sileceğim tabii ki. Seni sileceğim. Sen bunları çok şımartırsın. Şimdi bunları da upgrade edeceğiz. Başka upgrade etmediğimiz var mı bunların içinde? Şu kılıç tutanlar upgrade olması gerekiyor. Bence artık şunu da bir silsek mi? Sonra gerekirse ekleriz. Şu anda tek başına bırakmak istiyorum. Hiçbir destek unit olmadan. Bunlar tek başına savaşsın. Repair drone'u da sildim bu arada. Çünkü onların buraya gelmeleri birazcık zor gibi duruyor bu saatten sonra. Bakalım gelebilecekler mi? Yok, gelemezler. Gördüğünüz gibi şuraya çok güzel bir kadro yaptık. 13 tane, hatta 2 tane daha koyabilirim. Bunların hepsi şuraya bakar mısın? Bildiğin ordu oldu. Askerler saldırın. 41. wave'deyiz. İşler bir tık zorlaşıyor gibi diyecektim ama bayağı da güzel ilerliyorlar. Sadece şu 3 tane kaldı. Onu da fullleyeceğiz. Daha da başka bir şey yapamayız büyük ihtimalle. Santaları silebilirim. 50. wave'e kadar geldik. Gördüğünüz gibi boss'umuz ortaya çıktı. Bakalım bu boss burayı geçebilecek mi? Santaların 3 tanesini sildim ve buraya bir tane destek ekip koydum. Yani çok ihtiyacımız olacak bilmiyorum ama ne yapacağız hep birlikte göreceğiz. Saldırmaya başladılar. Şuraya kadar, hatta şuraya kadar etki altındalar. Klasik kameramanların tam olarak şu noktaya kadar etki altında. Bakalım bu noktaya kadar yok etmeyi başarabilecekler mi? Yarısı anca gidiyor galiba. Şimdi eğer buradan kurtulursa sanırsam kurtuluyor. Peki bu altı etkiliyor mu? Hayır. Buradan kurtuldu mu geçmiş olsun. O yüzden hızlı hızlı silmem lazım. Bu gidiyor çünkü. Hemen hızlı hızlı yapıştır. Upgrade. Ne durumdayız?
alır gibiyiz be. Tamam, canı birazcık azaldı gibi öbür tarafa geldiği zaman yok olacak. Ama biz öbür tarafa gelmesini beklemeyelim. Direkt bitirelim bunu burada. Şunları bir sil. Bayağı paramız olacak çünkü. Kanka yavaş yavaş gidiyor. Nereye kullanalım? Şuraya kullanalım bence. Asker gibi yine dizeceğim buraya. Ve bunlar bence yeterlidir diye düşünüyorum. Şuradan upgrade etmeye başlayalım. Ve yok oldu. Evet, dediğini yaptı. Unit hakkında ne düşünüyorsunuz? Gerçekten çok merak ediyorum. Yani boss'u tek başına aldı diyebiliriz. Mami YT'ye teşekkürler. Crate'ler hala gelmeye devam ediyor. Göndermeye devam edin eğer istiyorsanız. 1500 rekorunu kırmamı istiyorsanız yine crate göndermeye devam edin. Efe'ye de teşekkür ediyorum. Şimdi event map'ine geldik. Şurada bir şeye bakacağım. A39'a gelmişim. Direkt olarak bunu alıyoruz bu arada. Bak aldım direkt. Şimdi bunları biriktiriyorum ben. Şimdi bundan 2 tane var görüyorsunuz. 60 gelir gelmez ben direkt o gün bitirmeyi planlıyorum. O yüzden bundan 2 tane biriktirdim. Yarınki videoyu sabırsızlıkla bekliyorum. Eminim siz de bekliyorsunuz. Artık şu Ultimate Upgrade Titan Clockman'i deneme vakti geldi. Yarın sabah 10'da video gelecek. Sakın kaçırmayın. Gösterimde ben de olacağım. Görüşürüz. Bay bay.